E ilk defa yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ciddi bir muhalefet rakip koyabildi. Ama bu rakibi koymasının yine ye, yegane e, sebebi AK Partidir. AK Parti'de bir Erol Olçaktan sonra adam gibi PR yapabilecek, organizasyon yapabilecek bir adam bulamadılar. Rahmetli Erop, Erol Erop. Bey Erol Olçak her şeyi evet. yazıyordu biliyorsunuz. Ve sözlerini. rahmetli Erol Olçak sağ olmuş olsaydı ol Olçok ee, Erol Olçok eğer ki şey yapmış olsaydı sağ olmuş olsaydı AK Parti'ye tekrar vizyon yaşatabilirdi. Birincisi, kaybetme sebeplerinden üç yegane ol olay. Devletin televizyonu TRT'de hendek siyaseti, hendek siyaseti diyerek durmadan kandile gönderme yapılarak İmralı aşağılanarak hareket edilirken bir anda üç gün kala Osman Öcalan'ı o ekrana çıkaran zihniyet Tayyip Erdoğan'ın ayağına mayın koydu demektir. Bunların hesabını Sayın Cumhurbaşkanı muhakkak hesabını soracak. Bir ihtimal MYK'da sordu galiba. İki. Daha Ve bitmedi. Sormaya devam daha edecek. iki. Anadolu Ajansı. Hadi bir seçim öncesi. Her türlü ihaneti ettiniz. Muhalefetine, Türk halkına vesaire. Orası devletin kurumu. Babanın yeri değil. O koltukta oturmak önemli. Bana böyle bir görev tebliğ edilmiş olsa, hakkaniyetli davranarak veyahut da daha tedbirli davranarak ne muhalefeti küstürürüm ne de Bağlı bulunduğum olan külliye makamına zarar verecek bir manevra yapabilecek alanlar genişletirdim. Hayır, bodozlama gittiler, insanlara gönül koydurdular, şahibi uyandırdılar. Peki, Cumhurbaşkanı adına... İki. Ve Anadolu Ajansı deklere etti Abdullah Öcalan'ın. Aradaki fark ikiye kadar inmişti savaş. İki buçuktu en evet. son. İkiye kadar inmişti. Ve bin Ali Yıldırım Ve dörtten iki buçuğa Tabii diye, tabii bin Ali Yıldırım Bu seçimlerde Adam Allah için Asıldı 23 Haziran'da 31 Mart'ta asılmadı ama için Mazlum diyebilir miyiz bu konuda Yani AK Parti'nin e... Bin Ali Yıldırım'da herkes mesela diyor ki Bin Ali Yıldırım diyor işte suçlu değil sevildi halk tarafından CHP'liler tarafından da takdir gördü vesaire. Alkışladılar CHP'liler biliyorsun açıklamasını. E, tabii ya kaybedenin alkışlanır. Ama nezak yani sonuçta nezaketen adam çıktı dedi ki yok, tebrik yok. ediyorum dedi. Yok yok. Binali Yıldırım'da da kabahat var. İlk 31 Mart'ta bu asıldığı kadar asılmış olsaydı operasyon bitmişti. Bunlara hiç gerek kalmayacaktı. Birinci suçlu Binali Yıldırım. Öyle mi? Aynen öyle. Mazlum değil yani. Bana göre mazlum değil. Binali Yıldırım gönül koymuştu. Dedi ki ya ben koca meclis başkanı oldum, bu ülkede başbakan oldum, belediye başkanlığı benim ne işim var, evet. ne yaptınız diye bir şey de söyleyemedi Cumhurbaşkanı'na. Tebdili rütbe gibi yani. Tebdili rütbe gibi ama, ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığını velihat prensi gibi. Evet. Yani vezir makamı orası. Onu hesaplayamadılar.